Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi Milli Devleti Tasviye Projesi ve Sahipleri Dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Emre Taner, 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 2007 yılında bir mesaj yayınlamıştı. Taner mesajda özetle şu görüşleri savunuyordu. Bulunduğumuz dönem gelecekte birçok ulus devlet ve milletin hızlı bir şekilde tarih maratonunu kaybetmeye başladığı süreci anlatacaktır. Bu devletler günümüz teknolojik devriminin ve küresel ekonominin rekabetine dayanamayıp ulusal egemenliklerini de büyük ölçüde yitireceklerdir. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekten sağlam politikalar üretebilmek ve uygulayabilmek için ulusal güvenlik ve ulus devlet yapısına yönelen tehdit ve kaynakları iyi algılayabilmek, ulusun karşı karşıya olduğu fırsatları ve tehditleri öngörmek, doğru analiz edebilmek ve Uygun vasıtalarla karşı koymak zorunluluğu, ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilir hale gelmiştir. Bizim o zaman ortaya koyduğumuz görüş, Türkiye'nin ulus devlet yapısına en büyük tehdit devletin kendi kurumlarını yöneten kişilerden gelmektedir. Federasyon tartışması ve Türk dediğin nedir ki laflarıyla ulus devlet yapısını sarmaya başlayan Turgut Özal bu ülkenin Cumhurbaşkanıydı ulus devletin temeli olan Türk kimliğini değiştirmeye çalışan Tayyip Erdoğan halen başbakandır ve Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanmaktadır. Türkiye'yi etnik ve dini ayrımlarla bölmek isteyen Avrupa Birliği'ne giriş devlet politikası olarak ilan edilmiştir. MIT müsteşarı bankalarını, madenlerini, haberleşme ve enerji sistemlerini Rio Tinto ve Citibank'a ve onlar üzerinden İngiliz istihbarat Servisi MI6'ya devreden bir ülkenin nasıl kusursuz dış politika izleyeceğini ve caydırıcı bir askeri yapılanmayı geliştireceğini de açıklayabilir mi? şeklindeydi. Milli İstihbarat Teşkilatı eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş Habertürk gazetesine konuştu ve 2010 yılında AKP iktidarının uygulamakta olduğu Kürt açılımı projesinin bir MIT operasyonu olduğunu söyledi. Aynı dönemde Dışişleri Bakanlığı yurt dışında görev yapan 200'e yakın büyükelçiyi 5 günlük beyin fırtınası için Ankara'da topladı ve sonrasında Güneydoğu'ya götürdü. Aslı Aydın Taşbaşano milliyete verdiği bilgiye göre beyin fırtınasının en ilginç seansı MIT müsteşarı Emre Taner ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın Kürt sorunu ve demokratik açılımla ilgili ard arda yaptığı sunum oldu. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temeli Türk kimliğidir. Oysa AKP'nin grup başkan vekili yine o dönemde anayasayı değiştireceğiz ve vatandaşlıktaki Türklük tanımını kaldıracağız. Herkes kendi etnik kökenim ifade edebilecek ve üst kimlik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım diyecek. İşte bu sorunu çözer demiştim. Küresel güçlerin Türkiye'yi dönüştürmek istediği Türk, Arap, Kürt Federasyonu veya PKK terör örgütünün başı Abdullah Öcalan'ın öngördüğü konfederasyonun altyapısı Suriye'nin iç savaşa sürüklenmesiyle oluşturulmaya başlandı. Milyonlarca Suriyeli ve ardından ABD'nin kendi Taliban'a teslim ettiği Afganistan'ın askerleri Türkiye'ye gönderildi. Buna Pakistanlılar ve Afrikalılar da eklendi. Sınırlardan geçişler devam ediyor. Her şey tamam olmaya yakın. Yeni bir anayasayla ulus devletin ortadan kaldırılması planlanıyor. Siyasi partiler ve seçimler bu hedefe göre kurgulandı. Devletin içinde direnecek olanları da Ergenekon ve Balyoz gibi operasyonlarla tasfiye ettiler zaten. Bu şartlarda kimin bakan olduğunun hiçbir önemi yok. Bütün hesaplar sahte dinçilik, sahte milliyetçilik, sahte solculuk ve danışıklı siyasi dövüşlerle uyuttukları Türklerin elinden devletlerini almaya dayalı. Gelişatı durdurma ihtimali olmayan dernekleri bile kontrol altına aldılar ama yine de öngöremedikleri bir olay veya bir skandal her şeyi bozacak diye endişe içindeler. Durum budur. Çözüm neler olup bittiğinin halk tarafından doğru anlaşılmasına bağlıdır. Bu da her zaman mümkündür. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.